14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Ve 15 Mayıs'tan itibaren söz olsun, namus sözü olsun, yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak, hesap sorulacak. Şimdi car konuşuyorlar işte bunları örtmek için. Car konuşuyorlar bunları örtmek için ama yenmez. Yemeyiz artık. Bizi bölmek isteyenlere hayır diyoruz. Ben başka bir şey anlatayım. Tamam. Kooperatif yasasını çıkaracağız. Sizin buradaki 30 bin mağdurun derdini çözeceğiz. Türkiye'deki pek çok mağdurun, vatandaşın mağduriyetini gidereceğiz. Enteresan bir şey söyleyeyim. İlk konuşmayı yapan Dursun Ataş. Kanun çıktı, sadece Kayseri için çıktı. Kayseri için çıktığı için de Anayasa Mahkemesi de iptal edildi. Biz tamamını içine alan derhal bir kanun çıkaracağız, merak etmeyin. Şimdi başka bir şey var. Bakın 55 bin kayıtlı işsiz var. Elektrik paralarının yüksekliği sebebiyle tarım göçtü. Doğru mu? İlçeler fakirleşti. Herkes merkeze geliyor. İşsizlik arttı. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor? İstihdamı arttırmak gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Liyakati öne çekmek gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Köy okullarını açacağız. Hemen açacağız. Bir öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceğiz. Böylece gençlerin içinden köyüne dönüp, ilçesine dönüp eğer tarım yapmak isteyen gencimiz varsa onların 5 yıl boyunca bütün sigorta ya da Bağkur birimlerini devlet olarak, iktidar olarak biz üstleneceğiz. Bir ay içinde 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Şimdi eğer çalmazsanız, çırpmazsanız bunların hepsi oluyor be kardeşim. Seçmen veli nimet olmalıdır. Seçmen milletimizin değerli mensupları, siyasetçiyi tartmalıdır. Ama oculuk buculuk üzerinden gelip size hadi savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını böyle sağlam bir Osmanlı tokadıyla hatta emekliye gönderin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya yalan bu kadar olur mu arkadaşlar? Vallahi billahi böyle bir yalan görmedim. Böyle iftira görmedim. Sayın Kılıçdaroğlu burada duruyor. Ben burada duruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu diyormuş ki Meral Hanım, Abdullah Öcalan'ı çıkarsak. Ben de diyormuşum ki benim Allah'tan sesim yokmuş. Yapıyormuşum. Yahu 29 yıldır beni tanıyorsunuz. Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Şimdi ey Recep Bey, sol elinde PKK var senin. Sağ elinde Hizbullah var. Sol elinde Kayseri en yüksek şehit evlada sahip bir şehrimizdir. Kayserili şehitlerimizin kanı olan PKK sol elinde. Gaffar Okan'ın katilleri olan Hizbullah sağ elinde. Sen bana mı diyorsun? Açın kollarınızı. Şehit geliyor, şehit. İhanetin bedeli. Madalya bu demir parçası değil mi? Hafızalardan silinmeyen alçak bir karşılama. Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin kahraman gibi karşılandıktan sonra serbest bırakılması, şehit aileleri ve gazileri... Fahur'dan Oslo'ya uzanan bir rezalet. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsiniz. Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı'ya gönderdim. Bu adımları İmralı'da da Oslo'da da ispat edemezseniz çözüm diye pazarlanan bir ihanet. Gemliğe gelen Mehmet Öcalan İmralı adasına hareket etti. Aileyi gönderdi. Mehmet gitti. Onu saymıyorsunuz galiba.
77'den 77'ye yaralı, kardeşliğine kastedilen bir millet. Öcalan'ın kardeşi aranan bir insan, devletin televizyonunda konuşturuluyor. Arandığını bilmiyorum. Hadi canım. Ayakkabı numaralarına kadar biliyorum. Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adım